Oğlum, gözlüğünden ne istedin sen? Gözlük takmak istemiyorum. Gözlük takmak istemiyormuş. Daha burnunun ucunu göremiyorsun. Oğlum korkutuyorsun beni bak. Bana bak bana. Senin gözünün numarası mı büyüdü? Ha? Yarın bir doktora gidelim biz, tamam mı? Ya niye kırdın oğlum gözlüğünü? Dalga mı geçtiler yine? Evet. Bak oğlum. Ben seni kötü adamlardan koruyabilirim. Ama arkadaşlarından koruyamam. Bunun için bir iletişim çabasında olman gerekiyor senin. Yani bu kadar çekingen olma. Artık kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenmen lazım. Bence de. Zeynep, benim sana bir sürprizim var. Bil bakalım kim geldi. Tilki mi? Biliyordum, biliyordum. Girdiğin için biliyordum. Tilki evde değil miydi ki? Kemal abi gel. Baba. Zeynep kızım. Babacığım, baba. Alışması için biraz zaman var. Kolay değil, senin öldüğünü sanıyordu. Kafasının karışması çok normal. Vay! Bu kadar özlendiğimi bilsem koşarak gelirdim ya. Kemal abi. Tilki, senin yüzüne güzüne ne oldu? Ne olmuş? Ben de onu soruyorum oğlum. Ne olmuş? Okulun kızları rahat bırakmadı ya beni. Koydunuz bunun içine? Beyefendi, beğenmediysen bir dahaki sefere kendin hazırlarsın. Aman diyeyim. Sözümü geri aldım. Başka bir beğenme? Nefis olmuş. Bayıldım ben. Şahane yani. Kızım bana neden bu kadar soğuk davranıyor? Yoksa artık beni sevmiyor mu? Ne güzel, hep beraberiz. Bir fotoğraf çekelim mi? Aa, şahane olur, hadi. Ver, ben çekelim. Ya o zaman sen çıkmayacaksın. Bu halde çıkmasam daha iyi ya zaten. Tilki de gelsin. Ben çekeyim. Bakıyorum. Dürbünle mi? Evet. Nasıl görünüyor mu bari? Ay, yani böyle bakınca bayağı yakınlar. Nereden çıktı bu astroloji merakı aniden? Hep vardı Orhan. Ayrıca sana ne? Maçın falan yok mu senin? Gidip izlesene. Ya sabır. Ya Rabbim ya. Ay, giren çıkan belli değil ki anacığım. O gelen adam kim acaba?
bugün söylediklerim için özür dilerim. Haddimi aştığımın farkındayım. Ne söylemiştin ki? Senin evinde söylediklerimden bahsediyorum. Aa, evet. Bir şeyler eveleyip geveledin ama çok üstünde durmadım yani. Kulağımdan girdi, ötekinden çıktı. Bence sen de kendini bu kadar önemseme. Sonuçta her dediğini kafaya takacak halim yok. Neyse, hadi ben yattım. Herkese iyi geceler. Tilki, şu bizim Gürcan'a da bir rehberlik ediver, yoksa o da senin gibi ağzını yüzünü dağıtacak. Dur, 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 geliyorum, dur. Kim olduğumu anlamadılar. Beni Zeynep'in babası sanıyorlar. Canım kızım, seni çok seviyorum. Hadi bakalım herkes yataklara. Hepimiz için çok yorucu bir gün oldu. Abicim yatağını kanepeye hazırlayacağım. Yarın başka bir çözüm düşünürüz. Hav Reyhan. Reyhan. Ay ne oldu, bir şey mi kaçırdım Orhan? Evet kaçırdın. Sen iyice keçileri kaçırdın. Kalk yat yatağını, delirtme insanı. Tamam Orhan'cığım, tamam kızma. Allah Allah. Geliyorum. Kalk. Ruh. Ya Rabbim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burada olduğun için çok mutluyum. Ne bileyim, sanki sen bizim yanımızdayken hep güvendeymişiz gibi hissediyorum. Kemal abi, ben ilk günden seni sık boğaz etmek istemiyorum ama sana sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Yani çocukları korumak için neden bu evi seçtin? Ya da o Firdevs Hanım köşkünde ne var? Defterde yazılı şeylerin anlamı ne? Ben kızıma nasıl kavuşacağım? Yarın her şeyi ayrıntılarıyla konuşuruz, değil mi? Tabii konuşuruz. Tamam, teşekkürler. İyi geceler. Sana da. Neden bizi kandırmaya çalışıyorsun? Git buradan. Ailemizi rahat bırak. Sen buraya ait değilsin. Adresi veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.